50. yıl dönümü başta dönemin başbakanı Bülent Ecevit, başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan, o harekatta şehit olan askerlerimiz, gazilerimiz, hepsine saygı, sevgi ve minnettarıyorum. İyi ki o gün Kıbrıs'a barışı getirdiler. Bugün orada Kıbrıs'ta barış içerisinde bir yaşam bugünkü yurttaşlarımız, soydaşlarımız devam ettiriyor. Onları da saygıyla anıyoruz. Ben de mühendisi bir dedenin torunu olarak burada onun ismini yaşatmaktan son derece mutluyum. İnşallah bir dahaki kütüphanemiz ismi de İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi olacak. Onu da buradan müjdelemiş olalım. Yine genç kafe, onun da isim babası Hasan Bekir'imiz ilk buraya gezdirirken yani buraya genç kafe yapsak dedi. Biz de düşündük, tartıştık, gerçekten uygun dedik ve ona da teşekkür ediyoruz. Genç kafe ismini koyduk. Çünkü gerçekten bu fiyat artışlarında, bu enflasyon altında gençlerimizin bir kafeteryaya gidip orada hem ders çalışıp hem sosyalleşip hem de o imkanlardan yararlanması maalesef bu fiyat pahalılığı çok kolay değil. O yüzden onlar burada ücretsiz Wi-Fi hizmeti, okullar açıldığında burada ücretsiz akşamüstü bir çorba hizmeti, onun devamında da sessiz ortamda kütüphanemizden de faydalanıp burada zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Türkçe'ye ilk dünya klasikleri çeviren hocamız da söyledi. Milli Eğitim Bakanı'dır. Biz de onun anısına dünya klasikleri kütüphanesi 1200 adet. Kıymetli dostlar, İl Başkan Milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli hocam hoş geldiniz. İlçe başkanlar, belediye başkan, kıymetli gençler, değerli dostlar, hepinizi Temmuz sıcağının o aydınlık güneşiyle selamlıyorum. Açılışımıza hoş geldiniz hepiniz. Değerli dostlar, Hasan Ali Yücel çağdaşlık demektir. Hasan Ali Yücel bilim demektir. Hasan Ali Yücel gericiliğe, kulluğa, ümmete karşı demokrasi demektir. Yurttaşlık bilinci demektir. Dolayısıyla bu kütüphane ve bu genç kafe buraya gelen ve oturan her arkadaşımızın Hasan Ali Yücel, İsmail Tonguç, köy enstitüleri ve bugünün tarihsel sürecini mutlaka ama mutlaka okumaları gerekiyor. Neden köy enstitüleri kapatıldı? Niçin? Gerekçesi neydi? Ve onun bugünkü Türkiye ile ilişkisi nedir? O günden bugüne Türkiye hangi tarihsel dönüşümleri yaşamıştır? Bu dönüşümlerin altında eğitime dair, eğitimin geldiği noktaya dair dönüşümler nelerdir? Sadece bir kafe yapılmıyor burada, yapılmadı. Sadece bir kütüphane değil. Önemli olan buradan çağın getirmiş olduğu koşullar üzerinden düşünmek. Milletvekili arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanım, onun çok değerli eşi, kent konseyi başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz, Osman Gazi Belediye Başkanı yöneticilerimiz, belediye başkan vekillerimiz, sivil toplum örgütünün çok örgütlerimizin değerli temsilcileri, sevgili muhtarlarımız ve sevgili Osman Gazi'ler, ben de bu zor zamanlarda, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde çok anlamlı ve çok güzel bu açılışın içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Buna imza atan, katkı koyan Maçlar Belediye Başkanı'nın olmak üzere tüm yönetimini yürekten kutluyorum. Gerçekten Osman Gazi'de güzel şeyler oluyor. Osman Gazi Cumhuriyet Halk Partisi ile bugün bir tarafında çağdaşlığı hedeflediğimiz Cumhuriyet değerlerimizi yaşatmış bir Cumhuriyet aydınının adı Hasan Ali Yücel. Bir tarafta da umudumuz, gençliğimiz ve gençlerimizi öncelediğimiz genç kafenin açılışı. Hepinize hayırlı olsun, hepinize hayırlı olsun diyorum. Sayın İl Başkanım, milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanımız, ilçe başkanımız,
başkanlarımız, velhasıl değerli dostlar, böyle güzel bir açılışta bulunmaktan ben de çok mutluyum. Bugün 20 Temmuz ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın hep onlara hem Türklere barış ve huzur götürmek için o harekatın gerçekleştirdiğinin 50. yıl dönümündeyiz. O nedenle Kıbrıs gazilerimizle yürüyüşteydim, geç katıldım. Bugün aynı zamanda tarihimizin en şanlı günlerinden biri olduğu gibi en acı günlerinden birinin de yıl dönümü 20 Temmuz ülkemizin huzurundan barışına kasteden bir terör saldırısı yaşamış 20 Temmuz'da Suruç'ta hayatını kaybeden canları da rahmetle anıyorum. Ve bugün güzel bir açılıştayız. Cumhuriyet aydınlanmasının öncülerinden Hasan Ali Celil'in isminin verildiği güzel kütüphane ve genç kafenin açılışından dolayı gerçekten ne kadar mutlu olduğumu duygularımla ifade edemem. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu son günlerde daha da çok konuşuyoruz ki Büyük Atatürk bir yandan kurtuluş mücadelesi verirken bir yandan eğitimin önemini bildiği için geri kalmışlıkla mücadele etmek için hep cephede savaşırken hep eğitimi şekillendiriyordu. Ve bu hayata geçirenlerden biri dünyaya eğitim anlamında örnek bir model koyan, dünyanın önüne bu örneği getiren öncülerden biri Hasan Ali Celbele. Osman Gazi Belediyesi, ilçemizin kültürel ve sosyal yaşamına değer katacak olan iki önemli hizmeti aynı çatı altında buluşturan vizyon yatırımlarıyla ilçemizi taçlandırmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden olan gençliğin enerjisi, bilginin ışığında aydınlık yarınlar için genç kafe, akabinde köy enstitülerinin kurucusu, Türk edebiyatının ve dilinin gelişimine ışık tutmuş, dünya klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi gibi önemli adımların ilim ve fikir adamı. Türkiye Cumhuriyeti eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi açılış törenimize saygılarımızla hoş geldiniz. Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyoruz. Arkadaşlar adınızla kaçıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Erkan Başkanım, ben buzlu alabilir miyim? Buzlu kahve. Buzlu var teşkil. Tamam, bakarım, tamam. Bakarım. Buradan çıkabiliyor. Buyurun, alan böyle kenara geçsin, diğerleri de alsın. Şöyle müsaade edin gençler. Gençler. Abi,
Gençler. 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 Genç